Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Sevgili balık burçlarım bu haftayı 25-31 Mart haftasını sizlerle beraber noktalıyorum. En son enerji artık pik noktası olan bu güzel enerji sizlerde güzel bir hafta olmasına niyet ediyorum güzel bir patlayış ta ki ileri taraflarda bu ileri olması ya biraz fazla ileri şimdi söyleyeyim sizlere. Bu kadar ileri olması biraz daha hani haftalık bakımlara göre yaklaşık 4 ila 6 aylık bir süreçte sizin bir planınız olduğunu anlatıyor. Yani 6 ay sonrası illa olacak değil. 3 ay sonrası da olabilir ama 1-2 haftalık bir durum değil. Yani belki bu 6 Belki yedi ama yıla pek değil. Ee, belki bir borcunuz bitecek. Aa bu borcum bitecek. Telefonum zaten bozuluyordu. Gidip telefon alabilirim. Gidip bunu yapabilirim. Böyle bir düşünceniz olabilir. Altı aylık süreç içerisinde eğitim, iş, kariyer buradan buraya geçebilirim. Zaten birkaç ay içerisinde bu açıklanacak. O açıklanınca belki para gelir. Para gelirse zaten böyle yaparız. O zaman da tamam sıkıntımız biter. Gibi bazı konuşmalarınız olabilir. Bakın nokta balık değil. Balık gibi olduğu zaman size söylüyorum. Ama bu balık değil. Bu tamamen bir düşünce. Şurada da iki tane güzel düşünceleriniz var. Sağ tarafta güzel ikisi de birbirinden güzel ve inşallah ki hayırınıza olacak iki haber. Haberlerden bir tanesi değişim. Bir tanesi de kağıt ama bu kağıt bir şeylerin yerinin doldurulmasıyla alakalı. Yalnız arkadaşlar biraz gözlü. Bu gözü yani birilerinin gözü var. Hani gözlü dediğim bu biraz kıskanılan, biraz birilerinin gözünün kaldığı bir olay. İster sözleşme de ister satış, ister alış değil, isterseniz yani arabadır, evdir vesaire bunlar olabilir. Belki aranızda bir imza vesaire bu tarz bir iş var. Evlilikte bir imzaya giriyor sonuçta. Bunlar tabii ki para, kağıt paralar, eğitim falan bunlarla ilgili gündemler varsa zaten buralarda evet dediğim gibi biraz kıskançlıklar biraz gözler biraz böyle dik dik bakışlar her şeyin altından bir kusur arama olayları olabilir ve arkadaşlar nedense burada bu konuyla bu gözle alakalı bu arada gözü göstereyim yani hani nerede derseniz bakın burada bu göze istinaden yani sanki bir kişi var bakın yapmış demiyorum bu olay için sadece şöyle bir insan var var mı etrafınızda çok doğru bir tabir olmayacak ama büyüyle müyüyle bu tarz şeylerle uğraşan birileri var mı? Yani evet o çok iyi bilir zaten yapıyor da. zaten zamanında yapmıştı, duyduk, bilemiyoruz ama öyle tahmin ediyoruz. Dediğiniz birileri var mı? Yani illaki burada birisini suçlamak haşa değil ama böyle şey yaptığınız birileri var mı? Şüphelendiğiniz birileri. Çünkü biraz olmasın, geciksin. Aslında geciksin diye değil, olmasın diye bir şeyler yapmış. Fakat ne yaparsa yapsın, her zaman söylüyorum. Kul sadece ya geciktirir ya vesile olur. Bu kişi de arkadaşlar bir tık yolu geri çekebilmiş. Başka hiç yaptığı bir şey yok. Onun haricinde dediğim gibi iki tane olayınız bu şekilde görünüyor. Değişim durumunuzdan da zaten bahsettim. Buraya geliyorum. Arkadaşlar burası bir sütun. Gördüğünüz üzere. Bu sütunun hemen yanında bir mum var. Mumun üzerinde de zaten görüyorsunuz. Alevi dahi var. Bu mum normalde zaten arkadaşlar yani önümü göremiyorum. Evet gerçekten çok karanlıktayım. Hiç aydınlık yok. Hiç umut yok dediğiniz bir anda bir umudun karşınıza çıkması, karamsarlıktan işte kurtulmanız size gelecek bir yardımı anlatıyor. Ama buradaki artık mumun yanması. Yani gelsin de biri benim mumuma yaksın, aydınlatsın beni diye beklemenize gerek yok. Çünkü sizin mumunuz yanıyor. Yani belirli bir süre var. Size belirli bir süre tanınıyor deniyor ki senin çok sağlam devlet gibi devlet çalışanları gibi devlete bağlı kurumlar devletin yaptığı sınavlar devletin açtığı kurslar devlet devletten gelecek her türlü yardım devlet devletler arası yapılan her türlü yazılar o bu işte ülkeler arası bir şeyleriniz varsa bunlar mahkemeler tabii ki bunların hepsi devlete bağlı şeyler. Bakın buralarla alakalı gündemleriniz varsa yani çok fazla aşk olayları değil. Anlatmak istediğim şey çok da bireysel günlük bir olay da değil, biraz daha farklı bir boyut burası. Şimdi arkadaşlar buralarla alakalı mum yakılmış, yani size belirli bir süre verilebilir, e, denilebilir ki size şu tarihte para yatırılacak ya da denilebilir ki şu tarihe kadar gelin imzanızı atın, şu tarihlerde teslim var, bu 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 tarihler arasında sonucunuz çıkar, sizin duruşma gününüz şu gün şu saat, şu saatte nikah tarihiniz verilmiştir, şu şu gün olacak, bu böyle. Bakın size belirli şeyler verilebilir. Zaman kısıtlaması var ve sizi sonunda ve o süreç boyunca aydınlığa çıkarabilir. Bir de böyle şöyle bir anlam söyleyeyim. Akarken tutmak gerekiyor. Bunu mumla özdeşlediğimizde şunu getiriyor. Bak bu mum yanıyor. Şimdi para akıyor. Akarken tutacaksın. O mum yanarken başka bir mumdan gelip hemen alev alman gerekiyor. O mum sönüp alev gittikten sonra tekrar beklersin. Gelsin biri benim mumumu yaksın tekrar yardım beklemeniz gerekiyor. O yüzden bir şeyler akarken, bir şans varken, bir fırsat yakalandığı zaman hem siz için hem bakın çoluk çocuk varsa ve sürekli eline geçen fırsatları tepiyorsa, ilgilenmiyorsa, çalışması gerektiği kadar çalışmayan birisi varsa belki de diyeceksiniz evet bu benim eşim, yani biraz daha benimle ilgilenmezse benim gibi bir fırsatı elinden kaçıracak yani. yani onu son bir şans verdim değerlendirsin. Evet aynen bu da geçerlidir. Buradaki yolların hepsi çok güzel bu arada. Yalnız şu yolun hemen altında böyle bir şey var arkadaşlar. Bakın burada bir sunak oluşturulmuş dua alanı öyle söyleyeyim. Ve burada bir dizlerin üzerine çekerek bu şey gibi şu an hani ben kendi açımdan söylediğimde şöyle bir mana var. Sadaka, işte fitremi vereceksiniz, sadakamı da vereceksiniz, lokmamı dağıtacaksınız, pilavımı döktüreceksiniz, bir adağınız mı var? Hani ada kadadım. Diyorsanız bunlar da olabilir. Ama adakla ilgili şöyle çok küçük bir şey söyleyeyim. İlla ki bir hayvan olmasına yok işte tavuktu şuydu buydu bunlar olmasına e, gerek yok. Bazen insan şöyle söylüyor. Ağzından kaçıyor aman çok dikkat edin. Sen bunu yap ben dişimi kıracağım. Sen öyle yap ben bak nasıl parçalıyorum şu arabamı. Şunu şöyle nasıl yapıyorum gör o zaman. Sen yeter ki kazan. Sen yeter ki yap hadi bakalım. Sen öyle yap ben e, bu işte kafamı kıracağım bilmem ne. Böyle diyor musunuz? Diyenler var mı? Bir inatla, inatlaşma uğruna. Çünkü sevgili balık burçları bir parça dikkat etmek gerekiyor. Bunlar da adak. Çünkü dişinizi adıyorsunuz. Sen onu yap ben dişimi adıyorum çünkü kıracağım. Yani bunlara biraz dikkat etmek önemli. Onun haricinde burada arkadaşlar çok güzel bir aile ortamı var. Herkesin e, büyüklerin büyük olduğunu bildiği, küçüklerin küçük olduğunu bildiği. Yani ne küçükler büyüklerine saygısızlık ediyor, ne büyükler biz büyüğüz sen küçüksün sus otur diyor. Yani herkes birbirine karşı sevgiyle davranıyor. Uzun zamandır beklenen bir olay var bu arada hani aile içerisinde. Akrabalarla görüşmüyor. Ay görüşsek nasıl olurdu acaba? Yani eskiden görüşüyorduk bak piknik miktik hep beraber gidiyorduk. 20 kişi gidiyorduk Ama ama artık gitmiyoruz. Niye? Çünkü görüşmüyoruz. Böyle bir olayınız varsa ki gündeme gelebilir. Onun haricinde birilerini bu aralar yad edebilirsiniz. Belki düğün, dernek vesaire varsa e, bununla alakalı da bir gündeminiz olabilir. Yani birileri tabii ki toplanabilir. Buralara geldiğimde burada yine güzel bir kağıdınız var sevgili arkadaşlar. Kağıtlardan bir tanesi sizin birleşiminiz bir şeyler birleşiyor. Sizin üzerinize belki mal geçiyor. Sadece size hani verilecek bir para, maaş olabilir, kira olabilir. Sadece size özel bir para durumu var. Bir de şu alanda arkadaşlar sanki paylaşılacak olan iki ya da üç kişi arasında paylaşılacak olan bir para olayı var. Şurada da güzel bir V harfiniz var. Geleceğe yönelik bir planı anlatıyor. İçiniz biraz dalgalı. Evet, açılmaya başlanıyor ama çok dalgalı bir dönemden çıkıp da Biraz daha bu e, aydınlanış hayatınıza gelebilir. Güzel bir bereket var arkadaşlar. Yalnız biraz ağır gelebilir kendinize. Dikkat etmeniz önemli. Hani bu bereket nasıl ağır olacak? Çocuğunuzun evlenmesi evet güzel bir şeydir. Ama bir anda onun masrafları, düşünceleri, ay kızım oğlum evden gidecek mi? İşte çocuğum başka şehirde bir yer ya kazanırsa bunun güzel evet inşallah kazanır ama maddi durumu nasıl olacak? Yani kaldırabilir misiniz, yapabilir misiniz? Bakın güzel bir şeyler var ama var ama bunun bir de bir ağırlığı hani ee, var. Ona bakarak hareket etmek önemli. Evin içerisine yeni şeyler gelebilir. Evde normalde yapılmayan şeyler yapılabilir. Normalde hiç beraber bir şeyler yapmıyorsanız bir şeyler beraber yapılabilir. Ve arkadaşlar bir şeyi bir başlatmışsınız çok kısmetli bir olayı. Ardısı sıra bakın kesilmeden takır takır bir gidiş var. Şurada da arkadaşlar uçan elbiseli bir kadın var. Bu bir miktar paranın haneye gelmesi. Haneye giriyor ama yarı haneye giriyor, yarı girmiyor. Elinizi de bakın şöyle yapmışsınız. Aldığınız gibi bakın görüyor musunuz? Baş parmağınız yukarıda. Şöyle duruyorsunuz, eliniz kapalı ama aldığınız gibi çekeceksiniz. Az önce de dediğim gibi bir miktar para akışı olabilir, bir aşk akışı olabilir, bir şeyler de size biraz şans, yani bir şeyler süre tanınabilir. Lütfen iyi değerlendirin, halindeki insanlara da bir şansın var. Bak okuyorsun, bak ne güzel bir durumun var, hayatında böyle böyle şeyler var, kıymetini bil. Sizin için aynı şekilde ve bunu değerlendir. Boşa zamanını, paranı boşa hiçbir şeyini harcama diyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar güzel bir ilişki durumu var. Sizde ilişkiler genelde güzel çıkıyor ama aklınıza bir şey geliyor ve bozuluyor. Bazen bu şekilde evet balık burçlarında olabiliyor. Yani tam böyle denginizi bulmak biraz zor olabiliyor hayatta ama gene de ilişki hayatı güzel gidiyor. Onu söyleyeyim. Biraz uzaklıklar olmuş ama bu uzaklıklar birleşebilir. İlişki hayatında özellikle yeni başlangıçlar, yeni adımlar olabilir. Çünkü kendinizi biraz sıkılmış. Yani sıkıldım aşk yapayım. Sıkıldım aşk hayatıma biri gelsin. Hani zamanım zaten yok ama yine de hani akşamlarımı doldursun, gündüzlerimi doldursun diye. Hani sırf bu yüzden birisi belki hayatınıza Gelebilir. Geldiğinde de sizler onu kabul edebilirsiniz. Böyle bir olay görünüyor. Hayatınızda birisi varsa onunla daha da bir yakınlaşma. Gene bakın zaman olayı. Beraber zaman geçirelim. Konuları konuşulabilir. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Çok fazla yolunuz var bu arada. İnşallah yollarınızın her biri hayırlıysa, kısmetliyse açılsın sizlere diyelim. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni bu sonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.